Hazreti Ali'nin şehit edilişi. Hicri 40. yılın Ramazan ayının 17. gününde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Hazreti Ali radıyallahu anh sabah namazı için evinden çıktığında İbn-i Mülcem zehirli kılıcı ile Hazreti Ali'nin başının ön tarafına vurur. Onun mübarek sakalı başından akan kanlarla boyanır. İbn-i Mülcem saldırı esnasında emir ve hüküm sadece Allah'a aittir. Ey Ali, sana ve arkadaşlarına değil diyerek haykırır. Hazreti Ali radıyallahu anh suikaste uğramadan önce tebaasına çok veciz bir konuşma yapmıştır. Salat ve selamdan sonra cihat cennetin bir kapısıdır. Kim bu kapıdan yüz çevirirse Allah Teala ona aşağılanma ve rezil olma gömleğini giydirir. Hüsran ve zillet artık onun sıfatı olur. Ey insanlar, ben sizi gece gündüz açık ve gizli yollarla, her çeşit metotlarla o insanlara karşı savaşmaya teşvik etmiştim. Onlar size saldırmadan önce siz kendiniz onlara saldırın demiştim. Canım kudret elinde olan Allah'a hamdolsun ki her zaman şu kural geçerli olmuştur. Hangi millet evlerine saldırılmak suretiyle tecavüz edilirse o millet daima rezil ve zelil olur. Sözlerim size ağır geldi ve onu dikkate almadınız. Sonunda iş o noktaya geldi ki size arka arkaya saldırıldı. O Gamit kabilesinin adamlarından olan askerler El Enbar'a saldırdılar. Genel valisi Hassan bin Hassan'ı öldürdüler. Onunla birlikte pek çok erkek ve kadını imha ettiler. Bir sipahi asker eve girerek Müslüman kadın veya zımmi kadın ayırt etmeden ailenin kadınının kulağından küpelerini, ayaklarından da ayak süslerini soyup rahatça çekip gitmekte ve ona hiçbir kimse bir kelime bile söyleyememektedir. Eğer izzeti nefis sahibi bir Müslüman bu durumu görerek üzüntüsünden ölürse benim nazarımda kötülenmeye layık değil, bilahare övülmeye layıktır. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kalbi çatlatan, aklı mantığı durduran ve insanı kedere boğan halinize yazıklar olsun ki yanlış yolda oldukları halde onlar aralarında böyle kenetlenmiş olsunlar, siz haklı olduğunuz halde darmadağınık ve cesaretsiz olasınız. Size saldırıldı, siz buna cevap vermiyorsunuz. Açıkça gözünüz önünde Allah'a isyan ediliyor da sizin kılınız kıpırdamıyor. Eğer size kışın onlara saldırın dersem, henüz şiddetli soğuk ve ayaz zamanıdır diyorsunuz. Eğer sıcak mevsimde düşmanınıza saldırın dersem, şimdi ortalığın alev alev yandığı bir sıradır. Biraz ara ver de bu şiddetli sıcak dönem geçsin diyorsunuz. Andolsun ki eğer siz soğuktan ve sıcaktan kaçıyorsanız, kılıçtan çok daha fazla kaçarsınız. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar, ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar, vallahi siz itaatsizliklerinizle benim bütün tedbirlerimi, düşüncelerimi mahvettiniz. Benim içimi elem ve öfkeyle doldurdunuz. Nihayet Kureyşlilere Ebu Talib'in oğlu Ali
yiğit olmasına yiğit ama savaş usulünü bilmiyor dedirttiniz. Halbuki benden daha fazla savaş usulünü bilen ve o işin eri olan kimdir? Allah şahittir ki daha ben 20 yaşından küçükken savaşmaya başladım. Şimdi ise 60 yaşını geçtim. Fakat bir kimsenin sözü dinlenmezse onun görgüsü ve bilgisi ne işe yarar? Bin bir çeşit hüneri olsa da kimse inanmaz. Bu son cümleyi 3 kere tekrarladı. Hazreti Ali radıyallahu anh çaresiz Iraklıların kendisini yalnız bırakmalarından sonra Kufe'ye geri döndü. Bu beklenmeyen gelişme onu bir hayli üzmüştü. İşte bu arada sakalıyla başını işaret ederek bu sakal bu başın kanıyla boyanacak dediği rivayet edilir ki aynen öyle olmuştur. Kufe'ye gelen İbni Mülcem niyetini hiç kimseye açıklamaz. Hazreti Ali'yi takip etmeye koyulur ve onu zehirli kılıçla yaralar. Hazreti Ali, eğer ölürsem bir can karşılığında sadece bir tek can alınsın ve ona müsle yani burun kulak kesme yapılmasın der. Hazreti Ali oğullarına Allah'tan korkmalarını, güzel amellerde bulunmalarını tavsiye ettikten sonra kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer yaparsa yine onun karşılığını görecektir. Ayetini okuyarak 63 yaşında iken vefat eder. Radiyallahu anhüm ecmain.